Ama bu tabii Seda Sayan'a söylenmiş bir şey olarak diyorsunuz ki ben demiyorum böyle bir şey. Kim üstüne alınıyorsa diyorsunuz. Ben hiç kimseye isim vermiyorum. Diyorum ki kim programda çalışmışsa, kimin tapeleri varsa, kim arabuluculuk yapmışsa zamanında onlar üzerine alırsın. Ben bir isim vermedim. Kimseye de hedef göstermedim. Hiçbir kimseye de şeye de izin vermem yalnız. Yani ben bir isim vermedikçe şu ismi hedef gösterdi denmesine de müsaade etmem. Çünkü öyle şey de demiyorum. Ben ortaya bunu söylüyorum. Bu kim zaten kendisi, kişi kendisi bilir bu tanımdan kendisini. Evet ama Mehmet Ali Erbil'in yanında olduğunuzu zaten her fırsatta dile de getiriyorsunuz. Efendim? Mehmet Ali Erbil'in de yanında olduğunu her fırsatta da dile getiriyorsunuz. Mehmet Ali Erbil ölümden döndü. Hı-hı. Benim babam da beni ona emanet etti. Benim baba yarım gibidir benim için. Hı-hı. Ona gelen laf bana gelmiştir. O yüzden herkes konuşurken ayağını denk alacak yani. Peki Mehmet Ali Erbil'in bu paylaşımını nasıl buluyorsunuz Seren Hanım? Onu çok merak ettim aslında. Bir anda hani hiçbir şey yokken ortada bir anda Seda Sayan'ın hakkında böyle hiçbir bir... Hiçbir şey sizin bildiğiniz gibi değil hiçbir şey. Hiçbir şey bir anda değil. Hiçbir şey sebepsiz değil. Hı-hı. Hiçbir şey bildiğiniz gibi değil. Sadece detay bilmediğiniz için öyle zannediyorsunuz ama hiçbir şey bildiğiniz gibi değil maalesef değil. Çünkü Mehmet Ali Erbil de şöyle demişti, beni hastayken hiç arayıp sormadı. Sadece neden bu olgu değil. Seren Hanım siz sadece çok şey biliyorsunuz ama söylemekten ben, de kaçınıyorsunuz. Evet, yani ben çünkü bana düşmüş bir mesele değil, bana benim konum değil. Hı-hı. Ben sadece şunu söyleyebilirim, yani benim sadece söyleyeceğim şey şudur. Mehmet Ali'ye birisi laf ederse, ona bir fenalık olursa onun hastalığını nüksettirecek veyahut da hastalığına tekrar sebep olacak. Onu hastanelik edecek. Bu adam ölümlerden dönmüş. Hı hı. Tesadüfen yaşayan birisi. Hı hı. Ne olursa olsun cevap verme şekli iftira olamaz. Hı hı. Çoluğu var, çocuğu var, torunu var. Hı hı. Değil mi? Kesinlikle. Madem madem bir kadına tecavüz ettiğini söylüyor şu anda. Hı hı. Bunu bilip de söylememesi aynı suçun yarısına üstlenmesi demektir. Zaten kendisinin de şöyle bir açıklaması oldu. Hani keşke susmasaydım diye bir açıklaması olmuştu ama daha sonrasında da bu paylaşımlarını sildi. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Tamamen yazık, günah. Yani ölümün kıyısından geçen bir adama koskocam bir iftira. Hı hı. Ama ben şöyle söyleyeyim. Mesela ben kendi adıma bir şey söyleyeyim. Hı hı. Ben Mehmet Ali'yle alakalı kim onunla alakalı böyle bir ona bir fenalık veya da kim ona bir kötülük yapmaya kalkarsa, kim bu adamı yatağa düşürürse açığı olan yanar. Bak öyle söylüyorum. Açığı olan bir daha Türkiye'de kaldırımda dolaşamaz. O kadar söyleyeyim yani. Onu kim üzerine istiyorsa o da üzerine alınabilir. Ama ben bir hedef, bir isim göstermiyorum. Sadece Mehmet Ali'yi üzen kişilerin açığının hiç olmaması lazım. Yani ki sokakta rahat rahat dolaşabilirler bundan sonraki süreçlerinde yani. Ya da bu kapatsınlar yani. Çünkü Mehmet Ali hasta bir adam ya. Evet. Yani o bugün yanlış bir şey yapsa bile. Hı hı. Benimki hatalı bir şey yaptığını düşünelim. Hı hı. Yapsa bile bizim ona yaklaşımımız böyle olamaz ki. Biz evet. Onu çok normal halledemeyiz ki. Biz onun duygularını, yaşadıklarını, yaptıklarını, söylemlerini çok ciddiye alıp yani veyahut da hani açarsın tek başına ya sen bana bunu dedin, bunu dedin dersin. Hı hı. Ama iftira atmak çok günah bir şeydir. Kendisi de zaten şöyle bir açıklaması olmuştu. Doktorlarım uyarmıştı beni diye. Çevremdekileri de uyarmıştı diye. Böyle kendimi kaybedip hani söyleyebilirim. Ağzımdan çıkanı hani kulağım duymayabilir tarzında. Yalan ve iftira konuşan bir adam değil ki. Evet. Yani belki hani söylememesi gereken bir şey söylemiş olabilir ama Mehmet Ali yalan söylemiyor ki. Birazcık haddimi aştım dedi ama orada okuduysanız Seren Hanım. Efendim? Birazcık haddimi aştım dedi Seda Sayan hakkında ama. Evet. Sen haddini aşabilir. Hı hı. Bu ayrı bir şey. Ama iftira atılıyorsa o çok korkutucu. Peki Mehmet... Mehmet Ali Bey hani bu paylaşımından sonra daha sonrasında Seda Sayan'ın bu denli sert girmesine yorumunuz nedir? Seda Sayan'ın hiç ilgilendirme. Onunla alakalı hiç yorum yapmayacağım. Hı hı.
Benim için amaç Seda, Ayşe, Fatma değil. Benim için Mehmet Ali'ye gelen herhangi bir şeyde siper alırım. Kim olursa olsun diyorsunuz, karşısında beni bulur diyorsunuz. Evet. Çünkü benim babam beni ona emanet etti. O yüzden de ben, benim için çok değerli. Bu adamı üzecek, yatağa düşürecek, bu adamın bağışıklığını çökertecek herhangi bir şey bu adama yaşatılırsa, şu anda tek adam hayata bağlanmaya çalışıyor. Kendince kızgınlıkları olabilir. Kafası gergit olabilir. Kızgınlıkları ve kırgınlıkları vardır. Patavansızlık dikkat etmiş olabilir. Burada değilim. Hani sonuçta bunun hani özürünü de dileyecek erdemde bir adam ama. Evet. İftira, tecavüz denilen şey Türkiye'de çok ciddi bir şeydir. Özellikle de... Ben Mehmet Ali'nin yerinde olmuş olsam, yani ona dava açarım. Kızlarının, torunlarının, bütün ailesinin yerinde olsam ona dava açarım. Tecavüzü bilip de o masum genç kızın tecavüzünü bilip de söylemeyen Seda Sayan'a da bana göre de kamu davası açılmalıdır o zaman. Açılmalıdır o zaman yani. Bu olayları okuduktan, gördükten sonra Mehmet Ali Bey'le bir görüşme şansınız oldu mu hiç? Ben Mehmet Ali'yle her gün görüşüyorum. Ben Mehmet Ali, yani benim dediğim gibi baba yerim. Benim babam ölürken onu çağırıp sana emanet ediyorum dedi. İki kişiyle emaneti, bir tanesi Mehmet Ali'dir. Dolayısıyla evet. Benim için çok önemlidir. Ona gelen laf bana gelir. Bana da laf geldi mi çok özür diliyorum. Bildiğim bir şey varsa da çenemi tutamıyorum. Estağfurullah. Bana göre gardına alsın. Haddini bilse oturup otursun oturduğu yere. Hani öyle diyorum ben yani. Herkesin açığını biliyorum diyorsunuz yani. Beni konuşturmasınlar diyorsunuz. Yani bilinetin birilerine bir şey söyleyebilmesi için. Yani bu adam hasta, bakın hasta. Evet. Hasta bu adam. Yarın ölebilir. İyileşmedi ki Mehmet Ali. Evet. Biz böyle gülerek de iyileşmedi yani. Evet. Bu adamın morali çok önemli. Sen buna nasıl tecavüzcü dersin yani? Tuğba Coşkun'un adını da kullandı çünkü eski eşinden ayrılmasının nedeni dedi. Özellikle de hani bir eski eşe de burada bir aslında küçük düşürücü mü desek ya da o tarafa da ayrılık sebebini biliyorsunuz ki anlaşamadık, ayrıldık demişlerdi ama şu anda olayın rengi de çok değişti. Valla ben Mehmet Ali'nin ailesinden bir birey olsam kesinlikle bu kadına çok büyük tazminat davası ve ceza davası açtırırdım. Özellikle kızlarının yerinde olsam bu maçı açtırırdım. Benim babama birisi tecavüzü diyecek, ben onu aklıma karıştırdım. Mehmet Ali Erbil de hukuka başvurduk dedi zaten ama. Tabii, ben söyleyeceğim bu kadın veya da kim söylüyorsa bunun cezasını çekmeli. Fakat çok büyük ciddi bir suçlama bu. Bu Mehmet Ali'nin öyle ama geçmişi parlak değil, geçmişi temiz değil demesin başka bir şey. Herkes herkesin geçmişini biliyor zaten. Evet. Bunda yapacak, alınacak bir şey yok. Seda Sayan'ı biliyoruz. Evet. Hani Seda Sayan'ı tanıyor herkes yani. Seda Sayan'la ilgili pozitif ya da negatif hiçbir şey söylemeyeceğim ama tecavüz etti demek çok büyük bir suç. Kesinlikle davaya gitmesini isteyeceğim Mehmet Ali'den. Çocuklarından isteyeceğim. Bu çok büyük bir arzusuzluk. Çok büyük, korkunç bir şey. Siz de aileden biri olarak eğer Mehmet Ali Erbil bunu yapmazsa siz yapar mısınız? Bu suç duyurusunda bulunur musunuz? Evet, suç duyurusunda bulunacağım Seda Sayan hakkında. Biz zaten dün konuştuk bunu. Ben zaten yapacağım. Mehmet Ali yapmazsa ben yapacağım. Benim de çok ağrıma gitti. Yani sizin veya ben hiç fark etmiyorum. Evet. Çok ağrıma gitti. Yani ben bulunacağım. Bu çok anormal bir şey çünkü. Yazık, günah yani. Adam kaç yaşına gelmiş. Adamı öldürecek yani. Evet. Bakma sabaha kadar uyumuyor falan yani. Çok üzüldü yani. Evet. İlk hamleyi de Mehmet Ali Bey'den bekliyorsunuz galiba bu suç duyurusunda bulunmasını. Efendim? İlk hamleyi de Mehmet Ali Bey'den bekliyorsunuz. Eğer o yapmazsa ben yapacağım dedi. Bana düşmez yani. O yapmadığı sürece ilk önce o yapıyor ama yapmazsa ben yapacağım yani. Çünkü bu bir sanatçıdır. Bu bir değerdir. Mehmet Ali çapkın adamdır. Doğru. Mehmet Ali babam da öyleydi. Bunlar çapkın adamlar ama gidip de hizmetçiye de tecavüz edecek bilmem ne falan bir adam değildir. Bu ispata yönelik bir durum.
olmadığı zaman da bana göre çok büyük bir tazminat davası söz konusudur ve ceza alması gerekiyordur yani. Çünkü çok acayip bir şey, bir suça ortaksın. Yani böyle bir suç varsa ortada, bir kere ortak saklayan da çünkü bilip de evet, saklayan da aynı o zaman. Yani Mehmet Ali neyse, Mehmet Ali'yi küçük düşürmek için yapıyor ama onu bilerek yaptıysa ve o da saklıyorsa en az onun kadar suçlu değil midir? Kesinlikle. Yani, hukuk sisteminde böyle bir şey var biliyorsunuz. Evet, kesinlikle. Yani, buna yataklık eden, bilip de söylemeyen, bu da suçtur. Aynı derecede biliyor musunuz bir de yargılanma şeyleri. O yüzden de yani bu pisliği temizleyecek, ya çıkacak özür dileyecek, ben iftira attım özür dilerim diyecek ya da cezasını çekecek. Sizce bunu der mi Seren Hanım? Efendim? Sizce bunu der mi, özrünü diler mi Mehmet Ali Erbil'den? Bilemem, kendi bilir. Çünkü çok ağır bir itham, yani çok ağır bir iftira. Belge kayıt olmadan da bu tarz şeyleri konuşmak sizce ne kadar doğru? Olmadan o kadar çok şey konuşuyorlar ki. O yüzden onu da söylemişlerdi. Bu bir iftira. Bu iftirayı bu iftirayı temizleyecek. Bu Türkiye ayaklanır böyle bir şeyde ki ayaklandı da. Yani böyle bir şey olamaz. Evet. Evet. Böyle bir şey. Mehmet Ali son derece. Mehmet Ali'nin yanında 30 yıldır insan çalışıyor. 30-35 yıldır insan çalışıyor Mehmet Ali'nin yanında. Ve hiçbir zaman Mehmet Ali o evde hiçbir zaman bir teke tek kalmış bir adam değil ki. Evet. Menajeri var, osu var, 3-4 personel var. Tek kişi çalışmıyor ki o evde. Evet. Evet. Böyle bir şey olsaydı çoktan ortaya çıkmaz mıydı? 35 yıldır yanında yüzlerce insan çalıştı Mehmet Ali'nin. Bugüne kadar herhangi bir şey çıkmaz mıydı? Kesinlikle. Kesinlikle. Doğru söylüyorsunuz. Ve ahlaksızca bir iftira yani. Ya özrünü dileyecek Türkiye'ye çıkacak ya da cezasını çekecek. İkisinden de son derece antipatik, son derece yani herhalde yaptırdığı işlemlerden dolayı gerçekten yani ya şuurunu kaybedecek. İnsan insana kızabilir. İnsan insana ya, yine söylüyorum, herkes herkese kızabilir, bir laf edebilir. Özürünü dilersin, dilemezsin, ceza, bu başka bir şey. Bu çok büyük bir suç. Tecavüz denilen şeyler, insanlar 7-8 yıl, 10 yıl içeriye giriyorlar. Evet. Yani böyle bir şey var mı? Diyorsun ki, Mehmet Ali bunu yaptı, ben de bunu biliyordum, söylemedim diyorsun. İçeri girmek istiyor herhalde. Hani herhalde onu yapmak istiyor. Suça demek ortaklık. Istiyor. Evet, eğer Mehmet Ali böyle bir şey yaptıysa o da ortak, bunu bilerek söylemediyse. Herhalde canı içeri girmek istiyor. Yani Miami'de bu umduğunu bulamadı. Herhalde içeri girmek istiyor. Evet. Seren yani, Hanım. Efendim. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuştuklarımızı haber yapmama izin verir misiniz? Haber yapmama veririm ama benim konuştuklarım dışında yaparsan planları değiştiririz. Bak çünkü biliyorsun seni seviyorum ben. O yüzden seninle konuştum. Normalde kimseyle konuşmuyorum. Biliyorum yani. Ben de sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ediyorum Seren Hanım. Ben şimdi neredesin? Ben şimdi magazin buradayım. Bülent abilerle, Bülent Makar, Bülent Makar'ın ekibi. Bülentleri birazcık kırgınım gerçi ama yine de onları da seviyorum. Niye? Ben hemen konuşalım, düzeltelim. Neden kırgınsınız? O zaman işte bu Yaşar olaylarında falan. Çok şey yaptılar karşımda. Onlar yüzümden şey yaptılar. Çok üzüldüm çocuğumu kaybettiğim zamanda. Evet. Ben bir şey yaptım, kırılmıştım. O da önemli diye bir şey olmaz. O zaman hemen bir barış yemeği organize ediyorum ben. Edersin. Ben yaşarsam edersin. Aa, hiç öyle demeyin. Gayet iyi görüyorum sizi. Gayet de sağlıklısınız. Ben yani sevdiğim için sana ayrıcalık yaptım. Bir kişi aradı, konuşmadım. Yemin ediyorum bak. Çok teşekkür ederim ama Seren Hanım. Benim ağzımdan Seda sana hakaret var. Asla hiç zaten etmedim. Sadece dediklerimi öyle yapabilirsin. Yani benim lafım şahsi olarak şey değil. Benim yani Mehmet Ali'ye benim babam benim emanet etmiş. Bunları ne konuştuysak bunları yazabilirsin hayatım. Söyleyebilirsin ama bu kadar. Tamamdır Seren Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sağ olun. Hadi selamlar.